Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım denk getiririz. İyi sonuçlar alırız Ankara'da. Çalışmamda AGF'lerin formüle atların biraz geri planda çıktığı bir program oldu. Yani dikkat edin, çok para götürür bu program. Tek atarsınız gelmez, 5'li, 6'lı, 4'lü. Yani soyar program, dikkat edin derim. Önerdiğim atlar sürpriz, plase atlar. Beklediğim atlar da onlar haliyle. O yüzden inşallah iyi koşacaklardır diye düşünüyorum. Birinci koşu maiden yarış. 5 ve 4 arasında bir yarış gördüm. İkisinde de orijin var. Galopları iyi, erken doğmuş aylar. Bunlar maiden'de kalmazlar. Çıkmaları gerekir. Ki özellikle 5 handikapını almış. Artık çıkması gerekir. 5 nolu safkan favorim. Eksik koşarsa 4. Bir de dikkat edin, bu AGF yanlış. Bu hala bence maiden atı. Tek atacak arkadaşlara da itirazım yok bu konuda. Hani AGF'den giden arkadaşlara benim öyle bir yapım yok, biliyorsunuz. Maiden yarıştır. Bunların da dışına çok kolay çıkarlar. Satana zaten maiden. Kimin ne yapacağı belli olmuyor bir yerden sonra. Varsa gördüğünüz yazabilirsiniz. İkinci koşu satış 1. 1 ve 6 buranın kaliteli atları, AGF almışlar ama arızalı koşturuyorlar arkadaşlar. Bu atlara da dikkat edin. Yani bende çıkmıyorlar. Geçildiği atlar 4 nolu safkana geçilmiştir. Yani nasıl önereyim ben bu atları sizlere bilmiyorum. Burada 5 koşar durumda gördüğüm kaliteli safkan koşarsa kazanır. Beklediğim bu. Ya 5 kazanır ya karışık. Yani kimin geleceğini bilemiyorum. Tek olarak öneririm kuponlara. Kings Impact'ten iyi koşmasını, kazanmasını bekliyorum yani. Bu da satışa gelmiş, sıkıntı bu. Ya şu üçüncülüğünden sonra bir sıkıntı çıkarttılarsa, çıktıysa hatta getirip yazıyorlar, gözümüze sokuyorlar. At en suya basıyor. 4 son yarışını kazanan gene de at yazacak arkadaşlara. İlk etapta bu 4'ü öneririm. Mecburiyetten o da. Diğer atlar. Yani hiçbirine inanmıyorum da güvenmiyorum da, varsa tuttuğunuz tabii ki ekleyebilirsiniz. Üçüncü koşu şartlı 3-3 yaşlı Araplarda. 2 nolu safkan yarışını kazandı. İyi de kazandığı yarışta iyiydi ki handikap puanı da 49'a çıktı, grubun en kaliteli atı oldu. Handikapör de beğenmiş olacak ki bizde öyle. Kaliteli. Kaisberg istedikleri zaman yarış alırlar, istedikleri zaman yarış satarlar. 2. Şu totolara gitmek isterlerse araya bir ikinci, üçüncü çıkartırlar. Kayıp yarışı koşarsa o zaman 3 rakip olur. Ya da diğer Kaisberg'i 4 rakip olur. Bunlar geline geçer. Yani buradaki 2'nin ne yapacağına bağlı burası. Giderlerse kazanırlar. Satarlarsa 3, 4 bakımından kayıp yarıştı dedim. Satış yarışı her zaman olur. 3, 4 rakip bir çok sürprizle çıktı. At yazmak isteyen arkadaşlar. Dördüncü koşu altılı başlangıcı handikap 21, handikap 1. Orta uzun mesafede öncelikle kilo veren bir safkanlara gitmemiz gerekir ki 10 baba kıvırcık. Bu şartın şarta uyan safkanı. Ben de favori Ankara'nın bu çelik kardeşlerinin küçüğünde. Aşağıda gene handikap 22 geliyor. Orada da aynı olaylar orada da var. Bunlar öncelikli yarışı kazanırlar. Bu handikap 21 ve 22'lerde birçok at birinciliğe gitmez. Kazandıklarında yüksek handikap puanı alacakları için birçok at sahibi gerek duymaz. Yani hafta bir daha yarışlar olduğu için, her hafta yarışlar olduğu için özellikle iyi ise bile götürmezler yani. Maiden'daki gibi çıkma dediklerinin devamını yaparlar. O yüzden sıkıntılı sonuçlar çıkartır bu handikap 21-22'ler. Ki ilk ayaklar da o yüzden konur. İstediğin kadar favori olsun bir at, gelmeme ihtimali çok yüksektir. Öncelikle şarttan dolayı. Şarttan kaçmaması gereken safkan 10. Uygun handikapı ile, yarışları ve kilosu ile ben de direkt çıktı kazanmasını bekliyorum. Risk etmek isteyen arkadaşlara da öneririm. Bu eksik koşarsa 7 yerine geçer. Beyaz adam. Ondan etkili bir yarış gelmesi gerekir, kazanabilir. 9, 4 yaşında dezavantaj. Yani
50 kilo ama yaştan dolayı kaybediyor. Gene de şarttan dolayı yazılır. 1-2 bu tip atlar AGF alırlar, ağır kiloda kalırlar. Ağırlıklı ikincilikte kalırlar. Yani kazanmazlar, kazandırılmazlar kolay kolay. Gene de şarttan dolayı yazılırlar. 6-8 satıştan geliyorlar, durumları iyi değil. Çok sürprizdeler. 3, 4 ve 5 nolu safkanlar. Doğru dürüst çim yarışları yok hayatları boyunca. Çime yazmışlar. İlgilileri handikap 21'den dolayı yazmışlardır diye düşünüyorum. Başka bir şey değil. Diğerleri kaçarsa bizim at kazanır. Mantığı odur. Başka bir şey aklıma gelmiyor. 3, 4, 5. Çıkmadılar ya. Hayırdır yani çim yarışı. Senin atın kumcu. İlgilileri. Yani sürpriz işte bunlardan da sürpriz geliyor. Ne yazık ki bakın %3'lük %4'lük atlar. Yani pencere bırakılmaz bir yarıştır orası. Burası da öyle. Handikap 22. Handikap 1. Şanslı günümüzdeysek bu önerdiğim safkanlardan biri kazanır. Bu şartı da yukarıda kazancı olan at çok yok bakın. 4 yaşında bir Arif Can vardı. Arif Can zayıf kaldı burada ama bu 8 nolu safkan onun gibi değil. Bunda da kazancı yüksek. 4 yaşında tabii dezavantajı. İşte bunlar gidiyorlar. Arif Can da gidiyor. Bu da gidiyor. Yarışı isterler bunlar. Yalnız bu atları da diğer isteyenim bir at geçebiliyor. Çok kolay bir şekilde. Hakkani burada. Kazanmak isterlerse çok rahat bu grubu geçer kazanır. Tek olabilir. Bu da Çelik kardeşler bakın. Küçüğüne vermişler atı. Bu da çok şanslı koşuyor. Şartın atı. Yukarıdaki at neyse bu da o. Aynısı. İkisinden de etkili yarış ve kazanmalarını bekliyorum. Benim çalışmalarımda bunlar çıkıyor. 8 rakip 10 eksik koşarsa 6 rakip sürpriz yapar gelir. 12 gene at yazacak arkadaşlara, tarayan arkadaşlara olabilir derim yani. Zor yarışlardır. Bu yarış şartında ağır kilolu atlar var. Yukarıdakiler ikincilikte beklediğim atlardı. Burada 63 kilolu atlar kazanabiliyorlar. Ya da 60 buçuklar. 1 ve 2. Diğerleri gitmediği için yarışıyor. Yoksa kazanacaklarından değil. 1, 2, 9 satıştan geliyor. 4 iyi yarışları var 4 yaşında. Hani tam uymadılar şartı ama tarama yapan arkadaşlara buralarda at çıkartmak da sıkıntı. Önemli olan az atla birinciyi bulabilmektir. Önemli olan bu. Bu kural bu. İki yarışta da az atla bulabilirsek ne ala. Yoksa hani 8-9 at yazalım 10. atı gelir bakın. Çıkarttığımız at gelir. O kadar tehlikelidir bu iki yarış. Altıncı koşu şartlı 4. Gözde Sultan, Kaizvert. Bu mecburiyetten favori. Kaizvert. Genelde şartlı 4'lerde bu şartlı 4 ikramiyesini beğenmez bu handikaplar. Kaçar. Yani birinciliğe gitmiyorlar. Ne yazık ki. Dişi safkanlar. 1'e özellikle dikkat edin. Bunda GF'si yanlış favori değil. Geldiği yerler üst gruplar. Bu grubun atı değil yani. Koşmuyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum. Sebebini bilmiyorum yani. 5-8 burada yarışın şartı uyan safkan oldu. Kilosuyla da. Jockey ile de yamak bir yarışta. Sprint yerinde attırırsa kazanırdı. 4-2 yarışları başarılı. Birbirlerine geçebilecek safkanlar. 4 AGF. Hani biraz daha ön planda tutabiliriz. Kabul. 4 no safkan için. Yarışı güzeldi. Kaçarak da bitirse gene de aynı şeyi yapabilir. 3-6 bunlardan da sürpriz ihtimalli atlar gelebilir. Şartlı 4'te çok oldu bu olaylar. 5 de gitmiyor, 1 de gitmiyor. 4-2 de gitmiyor. Bir dünya sürprizli at geliyor şartlı 4 Arap yarışlarında. Yani düşük handikaplı atlara çok yarış verdiler. Üstteki yüksek handikaplı atlar. Tabii inandığınız neyse onu da yapın derim. Yani tekiniz varsa tabii ki mutlak kullanın. Yani her dediğimiz çıksaydı biz her gün altını vururduk. 5-8 öncelikle bu iki safkan 5-8 4 2-3-6 sürpriz 1 inanmıyorum umarım tahmin ettiğim gibi koşar ama yazılır bakın gelmez kesinlikle diyemem grubun en kaliteli atı bir İlyada 7. koşu şartlı 4 2
üzerinde çuval var diyeceğim, arkadaş yanlış anlamasın ama Yiğit kardeş, ilgilenen de kınıyorum bu arada. Bulmuşlar atı, tesbih çeviriyorlar. Yani şunlar geldiği yer kısa vade 6, şartlı 4, şartlı 5'i temizlemişler, kazanmışlar. Kısa vade 6'yı da kazanmışlar. Tekrar aşağı iniyorlar. Şartlı 4'e inemezsin sen. İnersen böyle yamak 1 ile 58 kilo üzerine çuval bağlamış olursun. İşte bunlar da gitmiyorlar yarış. Şartlı 4 bakın yine aynı. Yukarıdakinin aynısı. Bu da bize gösteriyor. AGF çıkartıyorlar, gitmiyorlar. Yoksa geçti bu atları. Yani geçer. Kaisberg. Burada 4 ve 7 arkadaşlar. Bu yarışta artık bunların kazanması gerekir. Bunlar da çok salladılar. İkisi de çok favori çıktıkları yerlerde kayıp yarışı çok yaptılar. Boş atlar değiller. Bunlardan biri kazanır. 4 Kaisberg, favorim 4. Kazanmasını beklediğim safkamda 4. Hani risk edilecekse ben 4'ü öneririm. 7 rakip olur. 2 ve diğer atların yazımını size bırakacağım. 2'ye de dikkat edin, tek kullanmayın derim yani. Anında satışa gelir. Anında yaparlar. Sevmiyorum ama ne yazık ki böyleler. 8. koşu. Handikap 16, handikap 2. Bakın AGF gene 2. Bende çıkan 4. 2. Tabii 4 de 2'ye geçildi tabii. 2 1'e geçildi. Şimdi handikap 16'ya geldiklerinde işte bu kilo farklılıkları 4'ü ön plana çıkarır. Müslüm Şerik'le. Boğruyum kazanır. 4. Bu eksik koşarsa 1 yerine geçer 61 kilosuyla. 4-1-1-4 birlikte bitirirler. Sonra 2'ye döner yarış. Ki 2 yarış üst üste kazanmış. Bundan da bir tabela yarışı gelir. Düşüncem bu. Gene de yazılır bakın. %41 AGF'ydi. 4-1-1-4. Favorim 4 arkadaşlar. Kazanmasını beklediğim ciddi rakibi de 1 olur. 3 çok sürprizle çıkıyor. Bu handikap yarışta olmaz olmaz. Hani 2'yi yazan arkadaşlar 3'ü de ekleyebilirsiniz. 9. ve son koşu. Handikap 15, handikap 2. Yarış şartı handikap 2. Orta mesafe. Hafif kilolu atlardan bir 11'de bir şeyler var ama dereceleri çıkmıyor atın. Dişi safkan. O yüzden dezavantajlı ve sürprizde kaldı. 11. Diğer kalan atlar 8-9. Yukarıdaki atlar da bu atları geçebilecek durumdalar. Şarttan dolayı. O yüzden de bir favori çıktı bende. Hani grubun en kaliteli atı. Kazanmasını beklediğim safkanda ne yazık ki bu. Çünkü AGF'ye gidemiyorum bir türlü. Yani 1-3'ü geçer normalde. Normal koşularda. At yarışıdır, her şey olur tabi. Bu ayrı mesele ama kağıt üzerinde böyle çıkıyorlar. 1 favorim. 3 rakip. Hafif kilolu. 8 ve 9'u ihmal etmeyin. Bunlardan da sürpriz gelir. 11 ya da Günkut. Bunların yazımını size bırakacağım arkadaşlar. Diğer atlar tabi. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.